Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'ndaki katı cisimler konusundaki 7. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversite testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Hale kullanmadığı kesik koni şeklindeki iki eş saksıyı iç içe koyarak evin kilerine kaldırmıştır. 20 birim yüksekliğindeki bu saksıların taban çapı içinde 11'in dışında ise 20 birimdir. Evet taban çapları yani birinin yarı çapı 5 birim birinin yarı çapı da 10 birim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar şöyle. Sonra saksılar üst üste konduğunda şu şekilde konduğunda arkadaşlar 37 oluyormuş. E buraya kadar kaç? Buraya kadar 20 olduğunu biliyoruz. E o zaman buraya kadar ne kaldı? 17 kaldı. E o zaman şuradaki kısım ne oldu arkadaşlar? Şuradaki kısma da 3 kaldı. İçe geçen kısım 3 kaldı. Sonra devam edelim. Saksıların taban kalıntıları 5 birim olduğuna göre taban kalınlığı da 5 birimmiş. Eyvallah. İç içe konulduklarında tabanlar arasında kalan boşluğun hacmi kaç birim küp olur diye soruluyor. Arkadaşlar bu taban kalınlığı 5 birim ya. Şimdi e, normalde şunun yüksekliği kaç birim işte 20. Evet buraya kadar 20. 5 birimi burada 3 birim burada. O zaman şu içerideki kalan boşlukta şuradaki kısma ne kaldı? 12 mi kaldı? Evet. Yüksekliği 12 olan bir kesik koni isteniliyor. Şuradaki koninin hacmi isteniyor arkadaşlar bizden. Peki bunun yarıçapı kaç? Şu büyük yarıçap. Şu da küçük yarıçap değil mi? Evet. Burası kaç? Büyük yarıçap 10'du. Küçük yarıçap da 5'ti. Yani bizden istenilen şey istersen şuraya çizeyim. Şöyle bir kesik koni çıktı. Bunun yarıçapı 10. Şöyle şurası da 5 çıktı. Şurası da 5. Evet bu kesik koninin nesi isteniyor bizden? Şu yüksekliğinde kaç bulduk? 12 bulduk. Hacmi isteniyor. Böyle bir kesik koni gördüğümüz zaman hop şöyle tamamlıyorduk. Hocam tamamladığımız zaman bak şunun hacmini bulmaya çalışacağız biz. Şunun hacmini bulmaya çalışacağız tamamladık daha sonra e, burası 5 iken burası 10 iken o zaman bunlar ne oldu? Şu birbirine eşit oldu. Çünkü 1'e 2 oran var 5'e 10'dan dolayı. 12 ise burası da 12 yaptı. Benzerlik oranının karesi yani kübü pardon 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani şuradaki hacim V iken burası ne olacak? 7V. Bizden 7V isteniyor. V hacmini bulabilir miyiz? Evet. Yarı çapı 5 olan bak şurası 5 yarı çapı 5. Yüksekliği de kaç olandı şurası? 12 olan bir koni. Yani pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. Bu da kaç çıktı? 100 pi çıktı arkadaşlar. A bizden ne isteniyor? 7V isteniyor. Kesik konunun hacmi o da içerideki kısım. Bak şuradaki kısım isteniyordu bizden. 7V de kaça eşit olacaktır o zaman? 700 pi'ye eşit olacaktır. Yani cevap denizli oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Doğukan bir A4 kağıdını şekildeki gibi kıvırıp uçlarından ataşla tutturarak içi boş bir silindir elde ediyor. Daha sonra elde ettiği silindirin A noktasından D noktasına en kısa uzunluktaki mavi uzunluğu şu şekilde çiziyor. Arkadaşlar şunu açalım mı? A'lı B'li olarak açalım. A'lı B'li olarak açacak olursak şöyle açtık. Şöyle geldi arkadaşım. Şurası A şu hop açtım. Şurası daha, burası da A değil mi? Evet. Burası A iken burası A. Tam ortada kalan kısım ne? B. A'dan başlayıp sonra burası D burası da D. Burası da ne? C. Bizim eleman A'dan başlayıp nereye gidiyor? D'ye gidiyor. Hadi bakalım A'dan başlayıp D'ye götür. A'dan başlayıp D'ye götürürsen mavi çizgiye dikkat et. A'dan başlayıp D'ye götürürsen bu şekilde gitmez mi? Gider. Sonra öbürüne bakacağız. Dikkat edin yalnız şu kısmı ön yüzü kısmı bak şu ön yüzünü şöyle karalarsam eğer ben şu kısmı ön yüzünün kısmı ilk kısım sonraki da arka yüzünün kısmı ona da dikkat et. Şuna da dikkat et. Şu A'dan B'ye kadar olan kısım ön yüzünün kısmı. Bu da arka yüzünün kısmı. Açtığımız zaman böyle oldu. Peki sonra B'den başlayacağız kırmızı çizgiyle. B'den başlayıp gittiğin zaman da şöyle gittiğin zaman nereye gideceksin? C'ye. B'den başlayıp C'ye giderken normalde bak şöyle başlıyor. B'den AD'ye gelecek. Yani buradan buraya gidecek. Sonra bu böyle devam ediyor aslında. B'den açsaydık eğer onu da düz götürdük ama B'den açmadık. Buradan açtık. E buradan sonra şunlar şöyle kıvrılıyor ya. Bak şu kısımla hangi kısımla? Şuradaki kısımla şuradaki kısım kesiyor ya. Buradan sonra aslında bunun ortasından devam ediyor. Bak buraya geldi, şöyle birleşiyor, bunun ortasından devam ediyor. Nereye gidecek? C'ye kadar gidecek. Yani bizim çizikler bu şekilde olmak zorunda açılışı düşünecek olursak arkadaşlar. Yani o zaman ikinci sorunun doğru cevabı ne yaptı? C seçeneği yaptı mı yaptı? Şu mavi olan çizgi nereden açtık ama biz? Şu mavi olan çizgi, öbürde kırmızı olan çizgi. Ya da tam tersi, B'den açsaydık? Bu şekilde oluşurdu. B buraya gelecekti arkadaşlar. B buraya gelecekti. Sonra e, diğerleri mavi olan kısımlar da böyle gidecekti. Yani doğru cevabımız o zaman ne yaptı burada? C şıkkı yaptı. Ee, yalnız buradaki çizime göre kırmızı çizgiyi götürmüş ya ilk başta. Şuradan şöyle. B'ye göre açmış. Yani B'ye göre açmak demek ne demek? Şurası B iken e, karşı tarafta B. Burası A demek. B'ye göre ben yeri de açayım. B'nin karşısı C. Burası da C. O zaman burası da D. E, önce kırmızı çizgiyi götüreyim. Kırmızı çizgi o zaman şöyle gidecek. B'den C'ye sonra A'dan mavi çizgide A'dan buraya gelecek. Buradan da buraya gidecek. Yani şu görünümü elde etmiş oluruz arkadaşlar. Ben ilk açılışta A'ya göre açtım. Sonra B'ye göre açtım. açtım. B'ye göre açtığımda da A'dan böyle geldiği zaman bak bu kısımlar ne yapıyor? Çakışıyor. A'dan buraya geldi. Buradan sonra buradan devam edecek. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet ikinci soru gerçekten güzel bir soru. Tam da böyle ÖSYM'lik bir soru diyebiliriz. İkinci soruyu Cehan bulduk. Geldi 3'e. 9 birim küpten oluşan aşağıdaki yapı en az sayıda birim küp kullanılarak bir küpe tamamlanacaktır. Arkadaşlar şurada 3 yüksekliği 3. E burayı da 3 üç yapınca 3'e 3'lük bir birim küp yapabiliriz değil mi? Evet 3'e 3'lük bir birim küp. Ya birim küp dediğim 3'e 3'lük bir küp yapabiliriz şöyle. 3 birim 3 birim 3 birimlik. Peki buna göre küpün yüzey alanının yüzey alanına göre yapının yüzey alanına göre nasıl değişimi vardır diye soruluyor. Arkadaşlar bunun yüzey alanı ne? Bunun yüzey alanı 6 tane 3'ün karesi değil midir? Yani 54'tür. Peki bunun yüzey alanı ne? Ee, Görünen yüzeye çarpı 2 demiyor muyduk arkadaşlar? Evet yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 çarpı 2'den kaç yapıyor? 38 yapıyor. Bununki de 38. Ee, önceki alan 38'de şimdiki alan 54. 54'ten 38 çıkartınca ne kalıyor arkadaşlar? 54'ten 38 çıkartınca sanırım 16 kalıyor. Ee, sonraki 54 olduğu için 16 birim kare ne yapmış oldu arkadaşlar? Artmış oldu. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı? Edremit çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda ayrı tuzunları verilmiş kesik piramit şeklinde bir kazenin A köşesinden dışarıda bir dışarıda bir karınca varmış. Ve B köşesinde de içeride de bir peynir varmış. E, normalde bu peynire içeride olmuş olsaydı en kısası nasıl gidecekti? Direkt böyle gidecekti. Ama bu dışarıda olduğu için Dışarıdaki yüzeyden böyle gelecek. Sonra aynı yüzeyi kullanacak. Sonra burayı kullanıp böyle gitmeyecek mi arkadaşlar? Evet. Şimdi biz ne yapıyorduk? Hangi yüzeyleri kullanıyorsa o yüzeylere göre açılım yapıyorduk. İlk başta hangi yüzey var? İlk önce bu yüzeyi kullanacak. Yani yamuğu kullanacak arkadaşlar. Şöyle bir yamuğu kullandıralım bakalım. Şöyle bir yamuğu kullanacak. Sen böyle yamuğu kullandın. Sonra aynı yamuğun arka tarafını mı kullanacaksın? Evet. Aynı yamuğu açacaksın böyle. Yukarı doğru aç bakayım şunu. Yukarı doğru açtığın zaman şu mu yaptı? Evet. Son altta ne var? Bir 5'e 4'lük dikdörtgen var. 5'e 4'lük dikdörtgeni de şöyle aç. Açtığın zaman ne yaptı? İşte bizim B köşesi burada. Bak şunu açtık ya. Şunu açtığın zaman B köşesi burada. Bizim A köşesi de burada. Bizden ne isteniyor? İşte şuradaki uzunluk isteniliyor arkadaşım. Şimdi dikkat. Buradaki uzunlukları yazalım. Burası 5, burası 11. Şurası da 5. Şurası da 5. Burası 4 olduğunu biliyoruz. Şu bir dikdörtgen. E, bu da bir yamuk olduğu için karşılıklı kenarlar paralel. Devamı diktir. E arkadaşım şu ikizkenar kenar yamukta şurası 11 ya şuradan dikmeleri çizsen sen ne oluyor? Beşgen burası da 5 oldu. Aynı şekilde bunun devamı da simetri olduğu için buraya denk gelmek zorunda değil mi? Evet. E, tamamı 11'di. Şu ikiz kenar yamukta çizilen dikmeler birbirine iki eş parça ayırıyordu. İkiz kenar yamuk çünkü bu. E 11'i 11'den 5 çıktı 6. Bunlara kaç kaldı? 3. 3 kaldı. Bir de şuradaki uzunluğu da 5 vermiş. Yani ikizkenar kenar yamuğun kenarlık uzunluklarını 5 vermiş. 3 5'ten dolayı burası 4 çıktı. E o zaman burası da 4. Şimdi burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Kenar uzunluğu kaç? Birisi 5, birisi kaç? 12. 5 12 13 üçgeninden cevap 13 çıktı. Çok güzel bir soru. Ee, böyle konu anlatımında da zaten benim buna benzer bir soru vardı. Aynı yapıyı kullanıyoruz. Bak şöyle elim böyle, elim böyle. Ee, bir ön tarafını kullanıyorum, bir de arka tarafını kullanıyorum. Bunu bunu buna göre açıyorum. Yukarı doğru açıyorum şöyle. İlk başta biz onu yaptık arkadaşlar. Şuradaki yapıyı böyle kullandık böyle kullandık. İlk, ilk yapı sabit sonra arkasındaki katlanmış ya da açıyormuşuz gibi düşüneceksiniz. Açtık. Çünkü o yüzeyden de gidiyor. Hangi yüzeylerden gidiyorsa o yüzeyleri ona göre açıyoruz. İlk yüzeye göre. Evet böyle kat 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 açıp bu şekilde yaptık. Gerçekten güzel bir soru. Dördüncü soru denizli oldu. Geldik beşinci soruya. Bir prizmanın hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımıyla bulunur. Eyvallah. Aşağıda dört eş kare prizma. Dört eş kare prizma varmış. E kare prizmaysa ben buraya a a a diyecek olursam. Şimdi dikkat et. Burası kare prizmaysa o zaman a iken burası a. Burası yükseklik mi olur acaba? Yok. Ha kare prizmaysa şu yukarıdan da başlayabiliriz. Buraya 3a dediysek burası 3a. Şu tabanı kare ise eğer burası da ne oldu arkadaşlar? 3a. Şuraya da ne kaldı? B kaldı. E o zaman arkadaşlar burada a dur. Bunlar 3 eş yapıda. İstersen şöyle diyeyim. Öncelikle şöyle diyeyim. Şuradan başlayayım. Şu taban kenarına bir x buraya da y diyecek olursam x x tabanı x x yüksekliği de y olan. Hocam burası da x ya. Tabanı x x yüksekliği y olan. E, yüksekliği de şurası olmadı mı arkadaşlar? Evet. Dikkat et y iken. Burası da y burası da y. Yani burada ne oldu? 3 y oldu. x dediğimiz ne oldu arkadaşlar? 3 yye eşit oldu. E, o zaman olay bitti. Şimdi e, yapının hacmi. Bu yapının hacmi 972 verilmiş. E, bundan 1 2 3 4 tane var. 972'yi 4'e böl. 972 bölü 4 neye eşit? Bir tanesinin hacmi 3y çarpı 3y çarpı y'ye eşit. 3y çarpı 3y çarpı y'ye eşit olacak. Peki burada sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye 4'e bölsek 972 4'e böldüğümüz zaman 2 kere 4 8 17 4 kere 4 16 12 4 kere 3 12 243 geldi burası. Şunlar sadeleşince 243 oldu burası. E, 243'ü sonra 9'a bölünüyor mu? bölünüyor galiba. Evet 243'ü 9'a bölsek kaç yapıyor? 3 kere 9, 2 kere 9, 18, 63, 7 kere 9, 63, 27 yaptı. O zaman 27 eşittir. Y küpten Y'yi kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Buna göre bu yapıyı oluşturan kare prizmalardan her birinin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşım Y'yi kaç bulduk? 3 bulduk. 3, 9 ve 9. Yani kenar uzunlukları 9, 9 ve 3 olan ne isteniyor bizden? 9, 9 ve 3 olan bir kare perizmanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar yüzey alanı. Kenarların 2'şer çarpını dikkatliyim değil miydi 9 kere 9 81 2 ile çarp 162 artı. E, 9 kere 3 27 2 ile çarp 54 artı. 3 kere 9 27 2 ile çarp o da 54 yaptı. İşte bunların toplamı yapacaktır. Bu da kaç yapıyor o zaman? İkisi 108 yaptı. Bunu toplayacak olursak sanırım 270 yapıyor arkadaşlar. Evet topladığımız zaman cevap 270 yaptı. Dolayısıyla 5. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik altıncı soruya. Tamam. Silindirin hacminin formülü vermiş. Ee, kürenin de hacminin formülü vermiş. Her biri neyin yarıçapı 3 santimetre olan küre. Arkadaşlar küre sorularında ne yapıyorduk? Küre sorularında bizim için önemli olan şey şu. Tabii ki çember muamelesi yapmak. Arkadaşım çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştirir. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Aa hocam burası 3, 3, 3, 3. Silindirin yarı çapı bunlara teğetse eğer. Bakalım teğet mi? Şekil 1'deki soruyu tam okuyayım isterseniz. Her birinin yarı çapı 3 cm olan küre biçimindeki eş demir bilyeler şekil 1'de içinde bir miktar su bulunan silindir biçimindeki kaba atıldığında bilyeler birbirine kabın yan yüzeylerine ve su yüzeyine teğet olacak şekilde şekil 2 elde ediliyor. Evet suyun bu yüzeyine de teğet oluyormuş içine atıldığında. Arkadaşlar şimdi ben bu önceden bak su seviyesi böyleydi. Bilyeleri sonra içine attığınız zaman su seviyesi aslında biraz arttı değil mi? Şöyle bir artış oldu arkadaşlar. İşte buradaki yükseklik. Önceki yükseklik soruluyor bana. Şimdi 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 burada normalde merkez teğet çektik. Su yüzeyiyle de teğetmiş ya. Burası da 3, burası da 3 mi oldu? Evet, burası 6 oldu. Şu an burası 6 oldu ama şurası alttan daha küçük arkadaşlar. Çünkü e, içine attığım zaman suyun seviyesi de yükselmiş oldu burada. E burada şeyi ne bulduk arkadaşlar? Suyun hacmini suyun hacmine yoğunlaşacağız şimdi. Şurayı kaç bulduk? 6 6 12. Çapa 12 bulduysak yarıçap ne oldu? 6 oldu. Buradaki birinci şekildeki suyun hacmi nedir? Pi r kare çarpı h'dır. Aynı zamanda ikinci şekildeki suyun hacmi nedir? Hocam tamamının hacminden yarı çapı 6 yüksekliği 6 olan silindirden yani pi r kare çarpı alttan neyi çıkartacağım? 2 tane kürenin hacmini çıkartacağım. 2 tane 4 bölü 3 pi r küpü çıkartacağım arkadaşlar. Evet her ikisi de suyun hacmine eşit değil midir? Evet. Hadi bakalım burada aslında pi parantezin alınca pi'ler gidiyor mu arkadaşlar? Gidiyor. Sonra burada e, ne kaldı? 36 şu şey parantez şu 3'ün karesi yaptı. E, burası kaç yaptı? 9 4 kere 9 36. E, 36 parantezini aldığımız zaman da 36'lar gitti. 3 kere 4 kere 9 36 yaptığı için. Burada ne kaldı o zaman? H kaldı. Burada ne kaldı? 6 kaldı. Burada ne kaldı? 2 kaldı. O da kaç yaptı arkadaşlar? 4'e eşit oldu. Yani 6. soruyu böylelikle C han bulduk. Geldik 7. soruya. Bir prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklik ile bulunur. Yani ABC ile bulunduğunu biliyoruz. Taban alanı 54. Birim kare olan üstü açık dikdörtgenler prizma şeklindeki kutunun yan ayrıtları kesilerek şekil birdeki gibi açılıyor. Evet açılmış. Yani şu kenar soldaki kenar şuradaki kenar bu kenar buradaki kenar şu öndeki bu da arkadaki ön ve arka. Evet açılmış kutudaki yan yüzeyler taban üzerine ayrı ayrı kapatıldığında görünen yüzeylerin alanı şekildeki gibi veriliyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey. Şu alanla şu alan aynı değil mi? Yani burada kalan x alanı x alanı. Yani burası da x burası da x. 2x artı 6'nın kaç yapması lazım? 54 yapması lazım. 2x artı 6 eşittir 54 ise e, buradan 48, 24 mü çıkıyor? X'i böylelikle 24 bulduk. Evet. Şurada kalanı 24 bulduk. Bunları yazalım. 24, 24. Peki ben bunları böyle böyle kapattığımda şuraya y alanı y alanı dersem kapatıldığında burası y yken, burası da y oldu. 2y artı 36 da 54 eşit değil mi? Evet. 2y artı 36 da eşittir 54 ise o zaman y'yi de kaç buluruz buradan? 9 buluruz. Evet burada kalan da 9 geldi arkadaşlar. Şimdi bunu yorumlayacağız. Nasıl yorumlayabiliriz? Arkadaşım ben bunu kapattığım zaman şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya da C diyeyim istersen. Şuradaki kenarlar hep C diyeyim mi arkadaşım? Evet C, C. Sonra burası A. E şurası da B birim olduğunu biliyoruz. E, bitti. Burası C, burası A. Her şey çıktı meydana. A çarpı C neye eşit arkadaşım? A çarpı C 9'a eşit. Değil mi? Hocam B çarpı C de 24'e eşit. Daha çok güzel bir soruyormuş. B çarpı C de kaça eşit? E, 24'e eşit. A çarpı B de neye eşit? A çarpı B de 54'e eşit. Süper bir soru arkadaşlar. Gerçekten tam yeni nesil ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru. Lütfen bu soruya yıldız atın. Sınavda çıkmaya en büyük aday sorulardan biri. Çünkü ÖSYM'nin son zamanlardaki tarzını biliyor. Hep bu ayarda soruyor. Bu şekilde yeni nesilini ilk defa görüyorum. Gerçekten hoş bir soru. Bizden ne isteniyor? Hacim. Hacim dediğimiz nedir? A çarpı B çarpı C'dir. A çarpı B çarpı C'yi elde edeceğiz. Hocam taraf tarafa çarpınca geliyor bak. Ne geliyor? A kare B kare C kare geldi. Eşittir. 9 çarpı 24 çarpı 54 geldi buradan. E tamam 54 de geldiyse böylelikle. Buradan sonrası kolay. Her iki tarafın karek alacak olursak. A B C eşittir. Ne oldu? Karek içinde 9. 9 kök dışına çıkıyor. Hocam bu 6 kere 4. Bu ee, 6 kere 9, 6 kere 9. Çarpanları ayrılmış bir şekilde yazdım ki kök dışına çıkabilsin. O zaman ABC ne oldu? 2 tane 9 var, bir tane 9 diye çıktı. 2 tane 6 var, bir tane 6 diye çıktı. Bir tane 4 var, 4 de kök dışına 2 diye çıkıyor zaten. O zaman buradan ne geldi? Ee, 108 mi geliyor? 54 çarpı 2'den 108'e eşit oldu. Hacim eşittir. A çarpı B çarpı C. O da 108'e eşit oldu. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Çok hoş bir şekilde düzenlenmiş. Ben de ilk defa böylesini çözüyorum. Normalde AC eşittir 9, BC eşittir 24, AB eşittir 54'e verip biz bu tür soruları seviyoruz. Ve yazdı, e, bu, bu, tür soruları hep yazdık. Ama ÖSYM de hep bu tür soruları yazdı. Bak bu sefer yeni nesil bir şekilde yapmış bunu. Şahane bir soru olmuş gerçekten. Buradan hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle sorularla bizi tanıştırdığı için. Cevap ne yaptı arkadaşlar? 108 yaptı. Yani cevap Akçay oldu. Ve böylelikle bu testi bitirdik. Yani 7. test bitti. 7. test bitti. Bir sonraki videoda 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.